Dünya siyasetinde bazen öyle anlar olur ki, ülkeler arasındaki ilişkiler adeta bir satranç tahtasına dönüşür. İşte tam da böyle bir durumla karşı karşıyayız. Gündemimizde Türkiye, Amerika Birleşik Devletleri ve Rusya arasında yaşanan S-400 hava savunma sistemleri ve F-35 savaş uçakları etrafında dönen ilginç bir diplomasi oyunu var. Bildiğiniz gibi Türkiye bir süredir Rusya'dan satın aldığı S-400 hava savunma sistemleri nedeniyle ABD ile gergin bir ilişki içerisindeydi. Bu durum Türkiye'nin F-35 programından çıkarılmasına ve bazı yaptırımlarla karşı karşıya kalmasına neden olmuştu. Ancak görünen o ki rüzgarlar değişmeye başladı. Yunan Katimerini gazetesinin özel bir haberine göre ABD yetkilileri bu yaz aylarında Türkiye'ye oldukça ilginç bir teklifte bulunmuş. Ne mi? Gelin birlikte inceleyelim. ABD'nin teklifi S-400'lerin Türkiye topraklarında kalmasına izin verirken sistemlerin kontrolünü esasen ABD'ye devretmeyi içeriyormuş. Nasıl mı? İşte burada işler biraz daha ilginçleşiyor. Öneriye göre bu Rus yapımı füze sistemleri Türkiye'nin güneyindeki İncirlik üssünde bulunan ABD kontrolündeki bölgeye transfer edilecekmiş. Bu teklif adeta diplomasinin inceliklerini gösteren bir hamle. Çünkü bir yandan Türkiye'nin uluslararası arenada prestij kaybetmesini önlerken, diğer yandan da Rusya ile yapılan anlaşmanın şartlarını teknik olarak ihlal etmemeyi amaçlıyor. Yani hem ayranım dökülmesin hem de yoğurdum ekşimesin demenin diplomatik versiyonu diyebiliriz. Peki bu teklif nereden çıktı ve neden şimdi? İşin perde arkasına baktığımızda ABD'li yetkililerin Temmuz ayı başında Türkiye'ye yaptıkları bir ziyaret dikkat çekiyor. Savunma Bakanlığı'ndan üst düzey yetkililer ve başkanın özel danışmanları Türk mevkidaşlarıyla görüşmüşler. Bu görüşmelerde F-35 anlaşmasının yeniden canlandırılması konuşulmuş ve karşılığında S-400'lerin ya ABD'ye teslim edilmesi ya da İncirlik'teki ABD kontrolündeki bölgeye transfer edilmesi talep edilmiş. Bu gelişme aslında uzun süredir devam eden bir sürecin yeni bir aşaması. Hatırlayacak olursanız 2019 yılından beri ABD, Türkiye'nin S-400 alımı konusundaki tutumunu net bir şekilde ortaya koymuştu. Hatta bu durum yasalarla da güvence altına alınmıştı. Ancak şimdi görüyoruz ki masada yeni seçenekler var ve belki de ABD'nin pozisyonunda veya ilgili yasalarda değişiklikler olabilir. Bu noktada zamanlama konusuna da dikkat çekmek gerekiyor. ABD'de seçimlere az bir süre kala böyle bir girişimde bulunulması bazı uzmanlar tarafından eleştiriliyor. Örneğin Amerikan Girişim Enstitüsü'nden kıdemli bir uzman, bir yönetimin son dönemlerinin dış politika açısından en tehlikeli zamanlar olduğunu söylüyor. Neden mi? Çünkü başkanlar artık seçmenlere hesap verme kaygısı taşımıyor ve istediklerini yapabiliyorlar. Peki ya Türkiye'nin bu teklife tepkisi ne oldu? Şu ana kadar edinilen bilgilere göre Türk tarafı henüz olumlu bir yanıt vermemiş, ancak görüşmelerin devam edeceği belirtiliyor. Özellikle bu hafta New York'ta gerçekleşecek olan Birleşmiş Milletler Genel Kurulu toplantıları sırasında bu konunun yeniden gündeme gelmesi bekleniyor. Bu arada Washington'daki genel havada oldukça ilginç. Türkiye ile yaşanan ciddi sorunlara rağmen ABD'nin S-400 meselesi çözüldüğü takdirde yaptırımları kaldırmaya ve Türkiye'yi F-35 programına geri almaya hazır olduğu yönünde bir izlenim var. Son dönemde ABD yetkililerinin yaptığı açıklamalara baktığımızda bu konunun kapanması yönünde sistematik bir çaba görebiliyoruz. Ancak bu durum herkes tarafından olumlu karşılanmıyor. Bazı uzmanlar Türkiye'ye F-35 satmanın stratejik bir hata olacağını,
hatta uçakları doğrudan Rusya ve Çin'e vermenin daha iyi olacağını söyleyecek kadar ileri gidiyorlar. Bu eleştirilerin temelinde Türkiye'nin son yıllardaki dış politika hamleleri ve bölgedeki bazı ülkelerle yaşadığı gerginlikler yatıyor. Peki bu gelişmeler karşısında Atina'nın tutumu ne? Yunan tarafının oldukça tedirgin olduğunu söyleyebiliriz. Hatta Yunanistan Başbakanı'nın ABD Dışişleri Bakanı ile yaptığı bir görüşmede bu konudaki endişelerini dile getirdiği biliniyor. Ayrıca ABD Kongresi'ndeki Yunanistan yanlısı grupların da konuyu yakından takip ettiği ve gelişmelere göre stratejilerini ayarlamaya hazır oldukları belirtiliyor. Bu noktada ABD Kongresi'ndeki bazı milletvekillerinin tepkilerini de göz ardı etmemek gerekiyor. Örneğin Cumhuriyetçi Milletvekili Gus Bilirakis, Amerika'nın hasımlarıyla yaptırımlar yoluyla mücadele yasası hükümlerinin zayıflatılmasına veya Türkiye'ye yaptırım istisnası getirilmesine karşı çıkıyor. Bilirakis'e göre böyle bir adım ABD'yi ve Doğu Akdeniz'deki müttefiklerini daha savunmasız hale getirecek. Tüm bu gelişmeler aslında uluslararası ilişkilerin ne kadar karmaşık ve çok boyutlu olduğunu gösteriyor. Bir yanda stratejik çıkarlar, diğer yanda diplomatik manevralar, bir başka yanda da iç siyaset dinamikleri. İşte tüm bu faktörler S-400 ve F-35 meselesini sadece bir savunma sistemi veya savaş uçağı alımından çok daha fazlası haline getiriyor. Peki bu durumun küresel dengeler üzerindeki etkisi ne olabilir? ABD'nin bu hamlesi Rusya ile olan ilişkilerini nasıl etkiler ya da NATO içindeki dinamikler nasıl değişir? Bu sorular önümüzdeki dönemde sıkça tartışılacak gibi görünüyor. Öte yandan bu gelişmelerin Türkiye'nin dış politikasında bir dönüm noktası olup olmayacağı da merak konusu. Acaba Türkiye Batı ile ilişkilerini yeniden dengeleme yoluna mı gidiyor? Yoksa bu sadece pragmatik bir adım mı? Ayrıca bu durumun bölgesel etkilerini de düşünmek gerekiyor. Örneğin Doğu Akdeniz'deki enerji kaynaklarının paylaşımı konusunda yaşanan gerginlikler bu yeni denklemden nasıl etkilenecek? Ya da Suriye ve Libya gibi çatışma bölgelerindeki güç dengeleri nasıl değişecek? Bu arada konunun ekonomik boyutunu da unutmamak lazım. F-35 programı sadece askeri değil, aynı zamanda büyük bir ekonomik proje. Türkiye'nin programa geri dönmesi, savunma sanayi başta olmak üzere birçok sektörü etkileyebilir. Peki ya S-400'lerin durumu ne olacak? Bu sistemler için harcanan kaynaklar boşa mı gidecek? Tüm bu sorular önümüzdeki dönemde yanıt bekliyor. Ancak şu an için kesin olan bir şey var. Uluslararası ilişkiler her zamanki gibi sürprizlerle dolu ve dinamik bir alan olmaya devam ediyor. Bu gelişmeleri anlamak için biraz da tarihsel perspektife bakmakta fayda var. Türkiye-ABD ilişkileri uzun yıllardır inişli çıkışlı bir seyir izliyor. NATO müttefiki olan bu iki ülke zaman zaman ciddi anlaşmazlıklar yaşasa da stratejik önemlerinden dolayı her zaman bir şekilde orta yolu bulmayı başardılar. Acaba bu sefer de benzer bir durum mu yaşanıyor? Öte yandan Rusya faktörünü de unutmamak gerekiyor. Türkiye'nin S-400 alımı sadece ABD ile ilişkileri gerginleştirmekle kalmadı. Aynı zamanda Rusya ile yakınlaşmanın bir işareti olarak da yorumlandı. Peki şimdi, eğer bu sistemler ABD kontrolüne geçerse, Türkiye-Rusya ilişkileri bundan nasıl etkilenir? Bu arada konunun teknik boyutları da oldukça ilginç. S-400 sistemleri dünyanın en gelişmiş hava savunma sistemlerinden biri olarak kabul ediliyor. Bu sistemlerin ABD kontrolüne geçmesi acaba teknolojik açıdan ne gibi sonuçlar doğurur? ABD bu sistemleri inceleyerek kendi savunma teknolojisini geliştirmeyi mi hedefliyor? Ayrıca bu gelişmelerin NATO içindeki dinamikleri nasıl etkileyeceği de merak konusu. Türkiye, NATO'nun güneydoğu kanadında kritik bir konuma sahip. Ancak son yıllarda özellikle S-400 alımı nedeniyle ittifak içinde bazı sürtüşmeler yaşandı. Bu yeni durum acaba NATO içindeki uyumu artırır mı? Bir diğer önemli nokta da bu gelişmelerin Türkiye'nin savunma stratejisi üzerindeki etkisi. Türkiye son yıllarda yerli ve milli savunma sanayine büyük önem veriyordu.
S-400'lerin kontrolünün ABD'ye geçmesi ve F-35 programına geri dönülmesi bu stratejide bir değişikliğe işaret ediyor olabilir mi? Tüm bu sorular ve daha fazlası önümüzdeki dönemde sıkça tartışılacak gibi görünüyor. Uluslararası ilişkiler alanında uzman olanlar bile bu durumun nasıl sonuçlanacağını tam olarak kestiremiyorlar. Çünkü oyun sürekli değişiyor ve yeni aktörler, yeni faktörler devreye giriyor. Örneğin ABD'deki başkanlık seçimleri yaklaşırken bu konu acaba iç politikada nasıl kullanılacak ya da Avrupa Birliği'nin bu gelişmelere tepkisi ne olacak? Türkiye-AB ilişkileri, özellikle de AB üyelik süreci bu yeni dengelerden nasıl etkilenecek? Öte yandan bu gelişmelerin küresel silah ticareti üzerindeki etkilerini de düşünmek gerekiyor. S-400 ve F-35 gibi ileri teknoloji ürünü sistemler sadece askeri değil, aynı zamanda ekonomik ve politik güç göstergeleri. Bu sistemlerin el değiştirmesi veya kontrolünün başka bir ülkeye geçmesi küresel güç dengelerini nasıl etkiler? Ayrıca bu durum diğer ülkelere nasıl bir mesaj veriyor? Örneğin Hindistan da Rusya'dan S-400 almıştı ve benzer şekilde ABD'nin tepkisiyle karşılaşmıştı. Şimdi Türkiye ile ilgili bu gelişmeler acaba Hindistan'ı da benzer bir yol izlemeye teşvik eder mi? Bu arada konunun hukuki boyutunu da unutmamak lazım. CAATSA yaptırımları, Amerika Birleşik Devletleri Kongresi tarafından kabul edilmiş bir yasa. Bu yasanın değiştirilmesi veya Türkiye'ye bir istisna tanınması nasıl bir yasal süreç gerektirir? Ve bu süreç ABD'nin diğer ülkelere uyguladığı yaptırımlar açısından ne gibi sonuçlar doğurur? Tüm bu sorular ve daha fazlası önümüzdeki dönemde yanıt bekliyor. Ancak şu an için kesin olan bir şey var. Uluslararası ilişkiler her zamanki gibi karmaşık, çok boyutlu ve sürprizlerle dolu bir alan olmaya devam ediyor.